Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Kobeller merhabalar. Polinomlarla devam ediyorum arkadaşlarım. Beşinci köşe taşında kalmışız. Hemencecik hızlı bir şekilde çözüyorum arkadaşlarım 5 numarayı. Odaklanmasına falan bakalım. Bir daha yapalım odaklanmayı. Tamam herhalde. Hadi başlayalım. Şimdi birinci sorumuz. Px ile Qx'i çarpın, Rx'i de bundan çıkartın diyor. Px bu, eksi 2. Qx de bu. Çarpıyorum arkadaşlarım. Eksi 2 çarpı x artı 2 diyorum. Eksi Rx'i yani x kare eksi 1'i çıkartıyorum. Şuradaki parantez içinde yazmaya dikkat edin. Bakın böyle çıkartacağınız şey toplamalı çıkartmalı bir şeyse onu mutlaka parantez içinde yazıp da çıkartın arkadaşlarım. Düzenleyelim. Eksi 2x, eksi 4, eksi x kare artı 1. Tekrar bakıyorum. Eksi x kare var. Eksi 2x var. Eksi 4 artı 1 daha. Eksi 3 var bir de arkadaşlarım. Hangi şıkta var bu? Bursa şıkkında var. Hemen 2'ye geçtik. Diyor ki çarpımı yapılırsa x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaç olur? Dostlar üstlü ifade gibi düşünün bunu. Şimdi mesela şu üstümüz 3. Benim buradan üstü 1 olanla çarpma yapmam lazım ki şunu yani 3 üzeri x küple eksi 5x üzeri 1'i çarpmalıyım ki arkadaşlarım. Üstleri topluyorduk hatırlarsanız. Bakın 4 yapıyor. O zaman bu ikisinin çarpımından ne geldi? Eksi 15 x üzeri 4 geldi. Şimdi başka mesela kareyle hangisini çarpalım? Yine ikinci kuvveti çarpmalıyım ki 2 ile 2'nin toplamı 4 gelsin. Şimdi çarpıyorum direkt. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8 x üzeri 4 geldi. Başka x ile neyi çarpmalıyım? X küpü çarpmalıyım burada ama x küp yok. Eksi 5 ile neyi çarpmalıyım? X üzeri 4'ü çarpmalıyım ama x üzeri 4 yok. O zaman bu kadar dostlarım. Topladığınızda da ne çıktı? Eksi 15, eksi 8 daha, eksi 23 x üzeri 4. X üzeri 4'ün katsayısı eksi 23'müş Kobeller. Cevap Bursa. Şu amcaya geçtik. Bakalım bu ne diyor? P'de 2x'i bulun diyor. Yani x gördüğünüz yere 2x yazın diyor. Hadi yazalım. P'de 2x eşittir. 2x yazdım. X gördüğüm yere 2x'in karesi oldu. Eksi x gördüğüm yere 2x yazdım. Bir de artı 2. Düzenleyelim. 4x kare olur. Eksi 2x artı 2. Şimdi bir de ne diyor? 2 eksi 2 px ile top yani 2 px'i bulun diyor bir de. Bir de onu bulalım. 2 çarpı px'i bulalım. 2 ile çarpacağız yani biz bunu. Ne gelecek arkadaşlarım? 2x kare. Başka eksi 2x gelecek. Sonra da artı 4 gelecek. 2 ile çarptım çünkü. Şimdi de çıkartın diyor bunları. Aradaki işaret eksi. Çıkartıyor. 4x kareden 2x kare çıktı. 2x kare. Eksi 2x. Eksi 2x çıkıyor. Yani eksi 2x'ten eksi 2x çıkıyor. Bakın şurası artıya döndü. Birbirini götürdü bunlar. Ve son olarak 2'den de 4 çıkıyor. 2'den 4 çıkıyorsa da eksi 2 kalıyor. Yani cevabımız Edirne şıkkı geldi. Son şıkka bakıyorum. P'de x kareyi bulun diyor. Yani x gördüğünüz yere x kare yazın. Bakın şuradaki x gördüğüm yere x kare yazacağım. X karenin karesi olacak. Yani x üzeri 4. Çarpı x gördüğünüz yere Q'da 2x küp yazın diyor. Şimdi 2 çarpı x gördüğüm yere şurada x'in küpü var ya ben x gördüğüm yere 2x küp yazıyorum. Bir de küpü var. Peki bu ne oldu? Hem 2'nin küpünü alacağım. Şimdi şu 2'yi yazalım. 2'nin küpü 8. X küpün küpü x üzeri 9. Bir de 2 ile çarpacağız baştaki 2 ile. 16 tane x üzeri 9 geldi. Çarpı rx. O da x zaten. Şimdi üstler toplanıyordu arkadaşlarım hatırlarsanız. X üzeri 4 var, 9 var. 13 yapar toplamları 4 ile 9'un. Bir de buradan 1 geldi. X üzeri 14 geldi. E başta da 16 var arkadaşlarım. Cevabımız Ceyhan çıktı. Evet 5 numarayı gömdük. Hemen 6 numaradayız. Bakalım ne diyor? Bölme işlemi yapın diyor arkadaşlarım bize.
polinomunu polinomuna bölün diyor. Hadi bölelim biz de. Şuradan bölsek. İlk sorumuzu şurada bölelim arkadaşlarım. Bir görelim. 2x küp eksi 3x artı 1'i tutun diyor. X artı 2'ye bölün. Bölüm ile kalanı toplayın diyor. Önce bir bölelim de gerisi kolay. Şimdi şöyle yapılır bölme. Arkadaşlar şu birinci terime bakacaksınız. 2x küp. Buradaki x'i kaçla çarparsam 2x küp yapar. 2x kareyle. Bakın çarpın 2 geliyor. X kareyle de x üzeri 1'in çarpımı x küp geliyor. O halde buraya 2x kareyi yazdım. Şimdi bunu hem bununla hem bununla çarpacağım. 2x küp yapıyor. 2x kareyle 2'nin çarpımı artı 4x yaptı. Şimdi çıkartıyorum dostlarım. Burası eksiye döndü. Burası da eksiye döndü. 2x'den 2x küp küp gitti. Bunlar 0. Eksi 3x, eksi 4x, eksi 7x. Artı 1'i de aşağı indirdim. Şimdi ne geldi? Karşıma artık şurası çıktı. En büyük derece eksi 7x, eksi 7 ile eksi 7x'e ulaşmak için burayı kaçla çarpmalıyım diye soruyorum. Eksi 7 ile çarparsam bakın eksi 7x geliyor. Tabii eksi 7 ile 2 ile çarpıyorum. Eksi 14. Yine çıkartalım. Bu eksi bunu artıya döndürdü. Bunu da artıya döndürdü. Bunlar toplanınca gittiler. 14. Bir daha 15 kaldı. Dostlarım. Kalanın derecesi 15 ya burası. Aslında x üzeri 0 var burada tabii yanında. 1'dir bu. Yazılmamış 1. Kalanın derecesi kaç çıktı? 0. Bölenin derecesi kaçtı? 1. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük çıktığı an bölme işlemi bitmiştir arkadaşlar. Demek ki kalan 15. Şimdi kalan 15 bölüm ne? Yani sonuç 2x kare eksi 7. Bize de diyor ki 2x kare eksi 7 ile 15'i toplayın. Ne yaptı? Eksi 7 ile 15'in toplamı 8 mi yaptı? 2x kare artı 8 geldi arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı. Bir daha bakalım şöyle bir şey yanlışlık yaptık mı? Bölüm ile kalanın toplamı nedir diye soruyor. 2x kare biz doğru bulduk diye düşünüyorum ama bir daha böleyim ben isterseniz. Bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisi olur? Allah Allah. Yanlış sonuç çıkarttık. Tamam şurada bir daha bölüyorum arkadaşlarım. 2x küp eksi 3x artı 1'i tuttuk. X artı 2'ye böldük. 2x kare ile çarpıyorum önce. 2x kare ile x'in çarpımı... tabii ki hata var. Hata bizde. Şurayı yanlış tamam. Bir daha yapıyoruz şimdi dikkatli olun. Burası 2x küp geliyor. 2x kare ile 2'nin çarpımı da artı 4x kare geliyor. Bakın biz x yazmışız. O yüzden bu hatalı. Şimdi düzgünlüğü yapıyorum. Çıkartıyorum. Bu eksi burayı eksiye, burayı da eksiye döndürdü. Bunlar gitti. Ne kaldı? Eksi 4x kare, eksi 3x artı 1 aşağıya indi. Peki şimdi eksi 4x kareye ulaşacağım. O yüzden eksi 4x ile çarpıyorum. Çarparsak eksi 4x kare, eksi 4x ile 2'nin çarpımı eksi 8x yaptı. Çıkartıyorum yine arkadaşlarım. Bu artıya döndü, bu artıya döndü. Bunlar gitti. 8x eksi 3x daha eksi 5x yaptı. Yok artı 5x yaptı. Bir de aşağıya indi. Şimdi 5x'e ulaşmak için kaçla çarpmalıyım diye soruyorum. 5 ile. Çarparsak 5x artı 10. Çıkartıyorum birbirinden yine. Eksiye döndü, eksiye döndü. Bunlar gitti. Eksi 9 kaldı. İşte kalan eksi 9 oldu artık. Eksi 9 kalanımız. Bölümümüz de şurası. Yani 2x kare eksi 4x artı 5. Düzenleyelim. 2x kare eksi 4x eksi 4. Cevabımız Bursa'da var arkadaşlar. Hadi 2'ye geçelim. Daha dikkatli olalım. Şimdi bunu buna bir bölelim arkadaşlarım biz. Şurada bir bölme işlemi yapalım. X küp eksi x artı 1'i tuttuk. X artı 1'e böldük. Düzenliyorum arkadaşlarım. X kare ile çarpıyorum burayı ki x küp oluşsun. X küp artı x kare geldi. Çıkartalım. Bunlar gitti. Bu da eksiye dönüştü. Eksi x kare. Eksi x artı 1 oldu. Şimdi x kare olması için eksi x ile çarpmalıyım. Eksi x kare eksi x geliyor burası. Çıkartalım. Burası artıya döndü. Burası artıya döndü. Bunlar gitti. Bunlar gitti.
En sonunda da 1 kaldı arkadaşlarım. Bize de burada diyor ki A ile PX'in toplamı. Biri kalandır, biri de bölümdür arkadaşlarım. Kalan ile bölümün toplamını bulun diyor. Yani x kare eksi x ile 1'i toplayın diyor. X kare eksi x artı 1 yaptı sorunun cevabı. Evet, 3 numaralı sorudayım. Bakalım burada ne diyor? Px aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Px'e ulaşabilmem için her tarafı x kare eksi x'e bölmeliyim arkadaşlarım. X kare eksi x'e böleceğim. Burada bir tek Px kalıyor. Yani bana aslında şunu soruyor. X küp artı 3x kare eksi 2x eksi 6'yı diyor. X kare eksi x'e bölün diyor bize arkadaşlarım. Soru aslında bu. Hadi düzenleyelim şimdi bunu. Aslında daha kolay da varmış. Yani de çarpanlara ayırma yaparak da bulabiliyormuşuz ama biz başladık bir kere böyle. Bölelim gitsin arkadaşlarım. Bölüyorum dostlar. Ne geliyor? X kare ya burası. X ile çarpalım. X küp olsun. Eksi x kare geldi. Çıkartıyorum. Bu eksi bu artı oldu. Bunlar gitti. 4x kare eksi 2x eksi 6 geldi. 4x kare olması için artı 4 ile çarpmalıyım. 4 ile çarparsam 4x kare eksi 4x oldu. Çıkartıyorum. Bu eksi bu artıya döndü. Bunlar gitti. 2x eksi 6 kaldı. Şimdi kalanın derecesi küçük oldu mu arkadaşlarım? 2x eksi 6. Bölen de burada çıktı karşımıza. Bize neyi soruyordu? Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. 2x eksi 6 kaldı. Px polinomu 2x eksi 6 ile bunun çarpımı, şununla şunu çarpıp bununla toplayacağız biz Px polinomunu. Bir yerde bir şöyle bir düşünelim. X kare eksi 2 ile Px'i çarpacağım. Px'i. Ve en son şöyle bir şey çıkacak arkadaşlarım. Şununla şunun çarpımı artı bu. Şurası 2x eksi 6, burası da 2x eksi 6. Bunları götürsek mi diye düşündüm de. Acaba yine mi yanlış böldük biz ya? Şurayı bir temizleyeyim, bir daha yapayım arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Şimdi önce şurayı bir x kare parantezine alsam. X kare parantezinde x artı 3 geliyor. Şunu da eksi 2 parantezine alsam. Eksi 2 parantezinde x artı 3 geldi. X artı 3. Bölü. Bir de burada ne var? X kare eksi x var. Yani x parantezinde x kare eksi x. X parantezinde x eksi 1 var. Şu yukarıyı x artı 3 parantezine alsak. X artı 3 parantezinde x kare eksi 2 geliyor dostlarım. Bölü. X çarpı x eksi 1. Yani evet, gerçekten bölünmüyormuş. Bizim yaptığımız işlemde bir sıkıntı var herhalde. X yerine 2 yazsak Px polinomu hangisidir diye soruyor. Mesela cevabı deneyelim direkt. 3 neymiş? Denizli diyormuş bize. X artı 3. X artı 3 ile bunu çarparsak burası geliyor mu acaba gerçekten? Onu bir düşünmek lazım. Çarpıyorum ama x çarpı x eksi 1 var. Orası olmuyor işte. Bir sıkıntı var arkadaşlarım burada. Şimdi x artı 3, evet. Yanlışlık var. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Yani ben bir deneyeyim bakın. X kare eksi x ile eksi 2 ile. Aa, eksi 2'ymiş bu. Ben niye x'e böldüm? Oo, hata bizde arkadaşlar. Yine ya. Dikkatsizlikten gidiyor kardeşim. X kare eksi 2'ymiş. Ben x kare eksi x'e böldüm kardeşim. Yanlışlık orada. X küp. Yine aynı şeyde yapalım mı? Yine x parantezine alalım burayı. X kare parantezine alalım. Şurayı düzenliyorum yani. X kare parantezinde x artı 3. Burayı da eksi 2 parantezine alıyorum. Yine x artı 3. Sonra x artı 3 parantezine aldım. X kare eksi 2. Şimdi bölü x kare eksi 2'miz de buradan geliyordu dostlarım. Bakın bunlar gidince x artı 3 kaldı. Px direkt x artı 3 çıktı. Evet, küçük bir dikkatsizlik nelere mal oldu. Gördüğünüz ne kadar zaman kaybettik dostlar. Hadi şuna bakalım. Polinomu x artı 2 ile bölündüğünde bölüm aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuş bize. Bölelim x artı 2'ye bunu. Şurayı bir x artı 2'ye bölsek ya da şöyle yapalım. Şurası çarpanlarına ayrıldığı zaman eksi 3'e 2 diye ayrılıyor değil mi? Eksi 3'e 2. Yani x artı 2 şuranın çarpanlarından birisidir arkadaşlarım. X artı 2 şuranın çarpanlarından birisidir. Burası x artı 2'ye tam bölünür. Şöyle olur hatta.
Şöyle bir yazayım ben onu. X eksi 3 çarpı x artı 2'dir buranın çarpanı. Bir de qx var. Artı 5x eksi 4 var. Şimdi ne dedi? X artı 2 ile bölün. Böldü. Buradan da x artı 2 ile bölerseniz diyor. Bölüm aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuş bize. Bölümü bulacağız, unutmayın. Şuradan bunları getirdik. Buradan kalan bölüm x eksi 3 çarpı qx. X eksi 3 çarpı qx. Buradan kaldı. Artı şuradan kalanı da bulalım ki cevap aslında çıktı bile. Edirne olduğu gözüküyor. Ama biz yine de bulalım. Burayı bir x artı 2'ye bölelim arkadaşlarım. 5x eksi 4'ü x artı 2'ye bölelim. Şöyle kenarda bölelim hemen. Şurada bölüyorum. 5x eksi 4'ü bölü x artı 2 miydi? Evet, x artı 2'ye bölüyorum. 5 ile çarpalım. Bakın ne geliyor? 5x artı 10. Çıkarttım. Bunlar gidiyor. Eksi 14'te kaldı. Bölüm 5 geldi yani. Buradan da 5 geldi arkadaşlarım. Artı 5 o zaman. Cevabı nedir ne olduğunu söylemiştik zaten. Evet. 5 ile 6'yı gömdük. Hadi bir de 7, 8'e bakalım. X eksi 1 ile bölündüğünde bölüm aşağıdakilerden hangisine eşit olur diye soruyor bize. Bulmayı deneyelim arkadaşlarım. Yine bölelim biz bunu normal. Şöyle bir şey yapalım. X üzeri 4 artı x kare eksi x'i x eksi 1 ile böleceğiz. Bir kere x küple çarpıyorum ki x üzeri 4 olsun. Eksi x küp geliyor buradan. Çıkarttık. Bunlar gidiyor. Bu da artıya döndü. X küp artı x kare eksi x geldi. Peki. Devam. X küp olması için x kare ile çarpmalıyım burayı. X kare ile çarparsak x küp olur. Eksi x kare gelir. Çıkartıyorum birbirinden bunları. Bunlar gitti. Burası artıya döndü. Ne kaldı arkadaşlarım? Şuradan devam edelim. En son şurada 2x kare kaldı. 2x kare. Bir de eksi x aşağı indi. X eksi 1'e bölüyorduk. Unutmayın. Şurada da bir kere x küp artı x kare var. Şimdi 2x kare olması için artı 2x ile çarpmalıyım. Çarpıyorum. 2x kare geldi. 2x ile eksi şeyin çarpımı eksi 1'in eksi 2x oldu. Çıkartıyorum. Bu eksi bu artıya döndü. Bunlar gitti. X kaldı burada bir tek dostlar. Burada da x eksi 1 var. Tabi x olması için bir de artı 1 ile çarpmalıyız değil mi? 1 ile çarparsak x eksi 1 geliyor bir daha. Çıkartınca da kalan kalıyor. İşte bölüm burası çıktı. O da hangi şıkkımızda var? Edirne şıkkında. 2'ye bakıyorum. Polinomunu 2x eksi 4 ile bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor bize. Hadi bir bölelim arkadaşlarım. Hatta bunun için şuraya birazcık kağıt çıkartayım ben. Burada yapalım. Şimdi x kare eksi 2x artı 17'yi biz böleceğiz 2x eksi 4'e. X kare gelmesi için bir kere arkadaşlarım şöyle yapalım. Bunu mesela 2 parantezine de alabilirdim ben aslında. Niye öyle düşünmediysem. İki parantezine de alabilirim arkadaşlarım. Şöyle de yapabilirim. X bölü 2 ile çarparsam. Bakın çarpın x bölü 2 ile. İkiler gidiyor. X kare kalıyor sadece. X bölü 2 ile eksi 4'ün çarpımı da eksi 2x yapıyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi bunu dostlar? Hemen şimdi çıkartalım. Eksi geliyor. Burası da artıya döndü. Çıkarttım, çıkarttım. Bir tek 17 kaldı. Bölüm x bölü 2... Kalan 17. O zaman x bölü 2 ile 17'nin toplamı olacak. Bölüm ile kalanın toplamı Ceyhan. Şuna bakalım. Polinomunun çarpanlarından biri. Demek ki bunu tam bölen bir polinom x eksi 2'ymiş. Tam bölünüyormuş x eksi 2'ye. Diğer aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ne yapıyorum şimdi yine. Ben şu boş kağıdımı alayım. Bölelim arkadaşlarım. X küp eksi x kare artı x eksi 6'yı tutup x eksi 2'ye böleceğim dostlarım. Bölümü bulacağım şimdi buradan. Hadi bulalım. X kare ile çarpıyorum ki x küp oluşuyor bu durumda. X küp eksi 2x kare. Çıkartalım. Bu eksiye bu artıya döndü. Bunlar gitti. X kare artı x eksi 6 geldi. Neyle çarpacağız şimdi x kare olması için? Artı x ile çarpacağız. X kare eksi 2x oldu. Çıkartalım. Eksi artı oldu gitti bunlar. 3x eksi 6'ya kaldı burası.
3x eksi 6. Hadi bölelim şimdi. 3x olması için neyle çarpmalıyım? 3 ile. 3x eksi 6 oluyor. Çıkarttım 0, 0 kaldı. Yani bölüm burası. Dostum, şimdi bu şu demek değil mi? Buradaki polinomu, yani şu polinomu, bakın buraya yazıyorum. X küp eksi x kare artı x eksi 6 polinomunu ben bununla bunun çarpımı, yani x kare artı x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı artı bir de kalan. E kalan da 0 olduğu için 0'ı yazmaya gerek yok. Demek ki bu polinom bununla bunun çarpımına eşit. Yani çarpanlarından biri x eksi 2, diğer çarpanı da x kare artı x artı 3. Hangi şıkkımızda var? Adana şıkkımızda var arkadaşlarım. 3'ün cevabı Adana geldi. 4 numaradayız. Diyor ki denkleminin köklerinden biri 2. Yani köklerinden biri demek arkadaşlarım, bu denklemi sağlayan, bunun çarpanlarından biri x eksi 2 olacak ki kök demek sıfıra eşitlediğinde bulduğun x değeri demek. Yani sen x yerine 2 yazınca evet burası 0 oluyorsa, bir çarpanı 0 ise bütün çarpanları 0. Yani bu polinomu biz, bu polinomu x eksi 2 çarpı bir şey şeklinde yazabilirizmişiz arkadaşlarım. Gerçekten 2'yi yerine yazdığınızda bakın kök oluyor. Yani bütün ifadeyi 0 yapıyor. Şimdi birinci çarpanı x eksi 2, acaba ikinci çarpanı kaç diye soruyorum. Hemen ne yapacaktık bunun için? X küp eksi 7 x kare artı 14 x eksi 8'i x eksi 2'ye böleceğiz dostlar. X kare ile çarpıyorum bir kere. X kare ile çarptım, burası x küp oldu. Burası eksi 2 x kare geldi. Çıkartıyorum, eksi artıya döndü, bunlar gitti. Eksi 5 x kare artı 14 x eksi 8. Şimdi eksi 5 x kare olması için eksi 5 x ile çarpmalıyım ki eksi 5 x kare geliyor. Artı 10 x de burası geldi. Yine çıkartıyorum, bu artıya, bu da eksiye döndü, bunlar gitti. 4 x eksi 8 kaldı burada. Şimdi 4 x eksi 8'e ulaşmak için de artı 4 ile çarpmalıyım. Çarparsam 4 x eksi 8 geliyor ve kalan 0 oluyor. Bölüm de burası arkadaşlar. Demek ki bu polinom arkadaşlar, şu ifade şurası x eksi 2 ile, bak bununla bunun çarpımına eşit değil mi? Yani normal bölmeden hatırlayın. Bununla bunu çarpıyorum, kalanla topluyordum. Demek ki x eksi 2 ile x kare eksi 5 x artı 4'ün çarpımına eşitmiş. Peki şurayı da çarpanlarına ayırsak eksi 4'e eksi 1 diye ayırır. Yani x eksi 4 x eksi 1 diye ayrıldı arkadaşlarım. 3 tane çarpanı geldi. Birinci kökü 2. İkinci kökü 4. Üçüncü kökü 1. Diğer iki kökün kareleri toplamı. Yani 4 ile 1'in karelerini toplayın. 16. Bir de buradan geliyor. 17'yi soruyor bize dostlar. Çevirdim arka tarafı. Bakalım bu ne diyor 8. sorumuz. Px polinomunun derecesi Qx polinomunun derecesinden bir fazladır. Yani Qx polinomunun derecesine ben M dersem M, Qx polinomunun derecesi M artı 1 olacak. Yani Px polinomu şöyle bir şey olabilir. X üzeri M artı 1'dir. Derecesi bak M artı 1 oldu. Qx polinomu da X üzeri M gibi bir şey olur arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki P de X üzeri 4. Yani hemen şu Px polinomu şuydu ya. X gördüğüm yere X üzeri 4 yazıyorum. Şöyle olur. X üzeri 4 yazdım. M artı 1 bölü X kare yazacağım QX'de de. X gördüğüm yere X kare yazarsam üstünde M. Düzenleyelim. X üzeri 4M artı 4 bölü X üzeri 2M. Ne yapıyorduk? Tabanlar aynıysa alttaki yukarıya eksi diye çıkıyordu. X üzeri 2M kaldı artı 4. Bu 2M yukarıya eksi 2M olarak çıktı. Peki en son bu çıktı kardeşlerim ve derecesi ne oldu? 2M artı 4 oldu. Ve bize de diyor ki en son bu polinomun derecesi 12'dir. Yani burası 12. O zaman 2M 8, M de 4 gelir. Px'in derecesi yani 4 artı 1'i soruyor. Cevabımız 5 çıktı arkadaşlar. Hadi şuna bakalım. Polinomunun derecesi 48 olduğuna göre n kaçtır? Dostum bak burada çarpım durumunda 2 tane ifade var.
Şimdi birincisi, sadece en büyüklere bakıyorum. X karenin n'inci kuvveti gelir x üzeri 2n. Çarpı, buradan da 6'nın dördüncü kuvveti, yani x üzeri 24 gelir arkadaşlarım. Çarpma işlemi. Peki bu da ne oluyordu? Toplanıyordu üstler. 2n artı 24 oldu. Derecesi 2n artı 24 gelir buranın. Ve bu da 48'miş. Yani 2n artı 24 48 ise 2n 24 olur. N eşittir 12 çıkar dostlar. Cevap Adana. 3 numaraya geldim. Px polinomu Qx polinomuna bölündüğünde bölüm Bx kalan x küp eksi 1'dir diyor. Şimdi Px polinomunu ben Qx'e böldüm. Qx'e bölünce şöyle yaz gösterelim. Qx'e böldüm. Bölüm Bx kalan da x küp eksi 1 oldu. Yani Px polinomunu şöyle yazabiliyor muyuz? Bununla bunun çarpımı Bx ile Qx'in çarpımı artı kalan. Yani x küp eksi 1. Buna göre Px'in derecesi en az kaç olabilir diye bir soru sormuş bize. Px'in bunun derecesi en az kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar ne demiştik? Kalanın derecesi her zaman bölenin derecesinden küçüktür. Yani Qx'in derecesi 3'ten büyük olmalı. Qx'in derecesi 4 olsun dostlarım. E şimdi en azı sorduğu için Qx'in derecesi 4. Yani x üzeri 4'lü bir şey olsun. E Bx dediğimde ne olabilir arkadaşlarım en az? Yine buradakinin derecesine eşit olacak. Yani x üzeri 4 olabilir yine bu da. E bunların çarpımından x üzeri 8 gelir artı x küp eksi 1 olur. Yani bizim Px dediğimiz polinomun derecesi en az 8 gelebilirmiş dostlarım. Cevabımız Ceyhan. Şuna bakalım. Bir Px polinomu x üzeri 4 eksi x ile bölündüğünde bölüm polinomun derecesi kalan polinomun derecesine eşit oluyor. Şimdi Px polinomu tutup da x üzeri 4 eksi x'e bölünüyor. Burada bir Bx polinomu çıkıyor. Bir de kalan var arkadaşlarım. Kx. Kalanın derecesi buradaki bölümün derecesinden küçük olacak. Yani kalanın derecesi 3, 2, 1, 0 olabilir. Kalanın derecesi. Derecesine eşit. Bx'in de derecesi kalanınkine eşitmiş. Kalanın derecesine. Px'in derecesi en çok kaç olabilir? En çok dediğine göre arkadaşlarım şuradaki 3'ü seçin. Bununki de 3 gelsin arkadaşlar değil mi? Üçüncü dereceden olsun bununki de. O zaman şöyle bir şey çıktı arkadaşlarım. Bu da madem ki üçüncü dereceden. Burası da üçüncü dereceden. Hani şöyle oluyor ya Px. X üzeri 4 eksi x ile şu Bx'i çarpacağım ama o da üçüncü dereceden bir polinom. Artı bir de kalan var. O da üçüncü dereceden bir polinom. Böyle bir şey çıktı. Şimdi şurayı çarparsak biz x üzeri 7 eksi x üzeri 4 artı x küp gelir ki derecemiz en çok 7 olabilirmiş arkadaşlarım dedim. Evet arkadaşlar, x8 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Biraz hızlı çözmeye çalışıyorum ki arkadaşlar kitabı bitirelim diye. Kusura bakmayın ki hızlı çözdükçe de acele ettikçe de bazı hatalar çıkıyor karşımıza. Onları görmezden gelmeye çalışın. Hadi hakkınızı helal edin. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.